Karmaşık sistemlere örnek olarak büyük dil modelleri verilebilir. Yapay zeka alanında giderek artan ilgi ve sürpriz konusu olan büyük dil modellerinin yetenekleri ve karmaşıklıkları ile bunların ortaya çıkan yeteneklerine değineceğiz. Öncelikle karmaşık sistemlerin ne olduğuna bakalım. Bu sistemler birçok bileşenin bir araya gelerek bütüncül bir davranış sergilediği yapılardır. Örnekler arasında hava desenleri, ekosistemler, hücresel ağlar ve sosyal davranışlar bulunur. Karmaşık sistemleri incelemek için çeşitli veri kaynaklarını kullanabiliriz. Bunlar gözlemsel veriler, deneysel sonuçlar ve hesaplama simülasyonları içerebilir. Bu verileri toplayıp analiz edilerek sistemlerin nasıl çalıştığı daha iyi anlaşılır. Bu bağlamda hiyerarşik bağımsızlık ve öz organizasyonu anlamak için ise bir sistemin farklı seviyelerinin nasıl bağımsız olarak işlediğini açıklamalı ve çoklu ajan sistemleri, hücresel otomatlar veya ağ modelleri kullanılarak simülasyonlar yapmalıyız. Bu simülasyonlar aracılığıyla sistemin bileşenlerinin yerel etkileşimlerinden küresel kalıpların nasıl ortaya çıktığı gözlemlenebilir. Hesaplamalı kapanış ve karmaşık sistemlerde nedensellik üzerine de çalışmalar yürütülmektedir. Bu bağlamda da bir sistemin ortaya çıkan davranışını tanımlayan sınır koşullar belirlenir. Bu adımlar aracılığıyla ortaya çıkan fenomenlerin derinliklerine inmek mümkündür ve karmaşık sistemlerin nasıl işlediği daha iyi anlaşılabilmektedir. Büyük dil modellerine gelecek olursak, büyük dil modellerini test etmek için tasarlanmış 204 farklı görevden oluşan sistem üzerinden farklı model karmaşıklığı seviyelerinden gelen çeşitli yanıtlar ortaya konulmuştur. En basit modeller anlamsız çıktılar üretirken, orta karmaşıklıktaki modeller eğitimli tahminlerde bulunuyor ve en gelişmiş modeller doğru yanıtı doğru bir şekilde belirliyordu. Google Research'ten Ethan Dyer, temelde istatistiksel kalıplara dayalı sonraki metni tahmin etmek üzere tasarlanmış olan bu modellerin şaşırtıcı yeteneklerini vurgulamaktadır. Bu yetenek, orijinal tasarımların ötesinde çeşitli yeni görevlerde beklenmedik performanslara yol açmış ve modeller karmaşıklık açısından ölçeklendikçe işlevsellikte niteliksel bir sıçrama olduğu görülmüştür. Ortaya çıkan yetenekler olarak adlandırılan bu fenomen, matematiksel işlemlerden yürütülebilir kod üretme gibi görevleri kapsıyor. Stanford Üniversitesi'nden Rishi Bommasani, bu ortaya çıkan yeteneklerin yeniliğini kabul etmekte ve bunların mevcut literatürde öngörülmediğini belirtmektedir. Çalışmaları araştırmacılar daha fazlasını belirledikçe genişlemeye devam eden bu tür davranışların bir listesini derlemeyi içermiştir. Bu yeteneklerin keşfi, araştırmacılar arasında bunları yönlendiren temel mekanizmaları anlamak için bir yarış başlattı. Buna bu modellerin gerçekten yeni yetenekler geliştirip geliştirmediğini veya sadece istatistiksel tahminlerde oldukça yetenekli hale gelip gelmediğini araştırmakta dahildir. Büyük dil modellerinde ortaya çıkan yeteneklerin keşfi, yapay zeka ve makine öğrenimindeki temel sorulara değinir. Bu fenomenleri anlamak, karmaşık modellerin geleneksel istatistiklerin ötesinde ilkeler üzerinde çalışıp çalışmadığını aydınlatabilir ve kullanımlarıyla ilişkili potansiyel riskleri yönetmeye yardımcı olabilir. Ortaya çıkış, daha önceki videolarda da bahsettiğimiz üzere biyoloji, fizik ve ekoloji gibi çeşitli bilimsel disiplinlerde iyi bilinen bir kavramdır. Büyük bir bireysel bileşen koleksiyonunun uyum içinde hareket ettiğinde ortaya çıkan kendi kendini organize eden kolektif davranışları tanımlar. Örnekler arasında cansız atomların birleşerek canlı hücreler oluşturması, su moleküllerinin dalgalar oluşturması, kuşların uçuş sırasında karmaşık desenler oluşturması ve hücresel eylemlerin kas hareketlerine ve kalp atışlarına yol açması şeklinde çeşitli fenomenler yer alır. Geleneksel olarak ortaya çıkan yetenekler çok sayıda bireysel parçaya sahip sistemlerde gözlemlenir. Ancak son zamanlarda araştırmacılar, bu modeller ölçeklendikçe benzer fenomenleri büyük dil modelleri üzerinde de belgelediler. Dil modelleri onlarca yıldır mevcuttur ve yaklaşık 5 yıl öncesine kadar en güçlü modeller yinelemeli sinir ağlarına dayanıyordu. Bu ağlar bir metin dizisi alıp bir sonraki kelimeyi tahmin ederek çalışır. Yinelemeli terimi modelin gelecekteki tahminleri geliştirmek için çıktılarını ağa geri besleyerek öğrenme yeteneğini ifade eder. 2017'de Google Brain araştırmacıları Transformator adı verilen devrim niteliğinde bir mimariyi tanıttı. Metni ardışık olarak işleyen yinelemeli ağların aksine dönüştürücüler bir cümledeki tüm kelimeleri aynı anda analiz ederek büyük metin gövdelerini paralel olarak işlemelerine olanak tanır.
Bu yenilik, modellerin performansı iyileştirmek için ayarladığı kelimeler arasındaki bağlantıların sayısını arttırarak dil modellerinin karmaşıklığında önemli bir artış sağlamıştır. Bir modelin sahip olduğu parametre sayısı ne kadar fazlaysa bu bağlantıları o kadar iyi oluşturabilir ve insan diline yakın bir şekilde yaklaşabilir. Öngörüldüğü gibi OpenAI tarafından 2020'de yapılan bir çalışma, modeller ölçeklendikçe doğruluklarının ve yeteneklerinin arttığını buldu. Ancak büyük dil modellerinin tanıtılması öngörülemeyen gelişmelere yol açtı. 175 milyar parametre içeren GPT-3 ve 540 milyara ölçeklenebilen Google'ın Palms'ı gibi modellerle kullanıcılar çok sayıda ortaya çıkan davranış gözlemledi. Örneğin bir DeepMind mühendisi, ChatGPT'nin ikna edici bir şekilde bir Linux terminali gibi davranabileceğini ve ilk 10 asal sayıyı hesaplamak için basit matematiksel kodları çalıştırabileceğini ve görevi gerçek bir Linux makinesinden daha hızlı tamamlayabileceğini gösterdi. Bu ortaya çıkan davranışlar bir büyük dil modelinin daha önce nadiren veya hiç karşılaşmadığı sorunları çözdüğü sıfır atış veya birkaç atış öğrenmesini gösterir. Yapay zeka araştırmalarında uzun zamandır amaçlanan bu yetenek, GPT-3'ün açık eğitim verileri olmadan sorunları çözmesiyle canlı bir şekilde gösterildi. Ve bu da AI girişimi Anthropic'ten Deep Ganguly'nin odağını bu olguya kaydırmasına yol açtı. Ganguly yalnız değildi. Büyük dil modellerinin ortaya çıkan yeteneklerinden ilham alan birçok araştırmacı bu davranışları daha kapsamlı bir şekilde araştırmaya başladı. İlk adım bu yetenekleri kapsamlı bir şekilde belgelemek ve yapay zekada ortaya çıkışın daha derin bir şekilde anlaşılmasının önünü açmaktı. Sonuç olarak büyük dil modellerinde beklenmedik yeteneklerin ortaya çıkması yapay zeka araştırmalarında önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Daha önce doğal sistemlerde gözlemlenen bu fenomen, araştırmacıları yapay zekada ortaya çıkan davranışların altında yatan mekanizmaları ve çıkarımları keşfetmeye zorlamaktadır. Bu yetenekleri anlamak, potansiyel faydaları kullanmada ve giderek karmaşıklaşan yapay zeka sistemleriyle ilişkili riskleri azaltmada da önemli olacaktır. 2020'de Dair ve Google Research'teki meslektaşları ayrıntılar belirsiz olsa da büyük dil modellerinin dönüştürücü etkilere sahip olacağını öngördü. Bu potansiyel etkileri araştırmak için araştırma topluluğundan zor ve çeşitli görevler isteyerek büyük dil modellerinin yeteneklerinin sınırlarını haritalandırmaya amaçlayan Beyond Imitation Game Benchmark projesini başlattılar. Projenin adı bir makinenin insan benzeri zeka sergileyip sergileyemeyeceğini değerlendiren Turing testinin öncüsü olan Alan Turing'in taklit oyununa gönderme yapmaktadır. Dair model yeteneklerindeki ani geçişleri anlamanın önemini vurgulamakta ve bunları önemli bir araştırma sorusu olarak tanımlamaktadır. Beklendiği gibi bazı görevler artan karmaşıklıkla birlikte performansta sorunsuz ve öngörülebilir iyileşmeler sağlarken diğerleri ölçeklendirme ile hiçbir gelişme göstermedi. Dikkat çekici bir şekilde görevlerin yaklaşık %5'i atılımlar yani belirli bir ölçek eşiğine ulaşıldığında performansta ani ve önemli sıçramalar gösterdi. Bu eşik göreve ve modele bağlı olarak değişir. Örneğin yalnızca birkaç milyon parametreye sahip modeller 3 basamaklı toplama veya 2 basamaklı çarpmayla zorlandı. Ancak 10 milyarlarca parametreye ölçeklendiğinde bazı modeller yüksek doğruluk elde etti. Araştırmacılar kısa sürede model karmaşıklığının tek başına bu yeteneklerin tek itici gücü olmadığını fark ettiler. Daha az parametreye sahip, daha küçük modellerde yüksek kaliteli verilerle eğitilirse beklenmedik yetenekler gösterebilirdi. Ek olarak sorguların ifade edilişi modelin performansını etkiledi. Google Brain araştırmacıları tarafından NeuroIPS'te sunulan bir makalede akıl yürütmesini açıklaması istenen bir modelin düşünce zinciri akıl yürütmesi adı verilen bir tekniktir. Matematik kelime problemlerini doğru bir şekilde çözebileceğini ancak bu istem olmadan aynı modelin çözemeyeceğini gösterdi. Google Brain'de bir bilim insanı olan Yiğitay, düşünce zinciri isteminin ölçekleme eğrilerini değiştirdiğini ve böylece yeni yeteneklerin ortaya çıkış noktasını etkilediğini belirtti. NeuroIPS makalesi, düşünce zinciri istemlerinin Big Bang çalışmasında tanımlanamayan ortaya çıkan davranışları ortaya çıkarabileceğini vurgulamıştır. Modelin muhakeme sürecini ifade etmesini teşvik eden bu istemler, ortaya çıkan yeteneklerin arkasındaki mekanizmalara dair içgörüler sağlayabilir. Brown Üniversitesi'nde bilgisayar bilimcisi olan Eli Pavlik, bu ortaya çıkan fenomenler için iki olası açıklama önerdi.
biyolojik sistemlere benzer bir olasılık, daha büyük modellerin kendiliğinden yeni yetenekler edinmesidir. Pavlik, modellerin ölçeklendirilmesinin yeteneklerinde temel değişimlere yol açabileceğini öne sürdü. Bu birçok araştırmacının doğru olmasını umduğu bir hipotezdir. Alternatif açıklama daha sıradandır. Ortaya çıkan davranış gibi görünen şey, daha küçük modeller veya daha düşük kaliteli verilerle eğitilenler için erişilmez olan düşünce zinciri muhakemesi yoluyla geliştirilen karmaşık sezgisel yöntemlerin sonucu olabilir. Sonuç olarak hangi açıklamanın doğru olduğunu belirlemek, büyük dil modellerinin dahili olarak nasıl işlediğine dair daha derin bir anlayışa bağlıdır. Bu modellerin kesin işleyişi belirsiz kaldığından ortaya çıkan davranışların doğasını kesin olarak belirlemek zordur. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.